O zaman biz biraz işi kendimizde aramalı değil miyiz? Bu işin içinde iş var. Yani 150 senedir, işte hadi 170 oldu, 200 sene. Boyuna vay alçak kafirler, namussuz Yahudiler, alçak İngilizler, kahpe Fransızlar. Tamam, peki biz neyiz yahu? Bizde de biraz alçaklık, biraz kahpelik, biraz namussuzluk yok mu? Onlara çanak tutmuyor muyuz? Onların adamlarını kendi başımıza getirip tıpkı beyinsiz çocukların oynarken taşı toprağa havaya atıp da biraz sonra tepesine attığı taşın düşeceği yer elbette başı olacak. Ondan sonra da anne ne var başıma taş düştü. Kendi attığı taş düştü. Elin attığı taş mı ağlattı seni? Demirel'i Moskova ahalisi mi seçiyor beyler? Özal'a kim oy veriyor? Erbakan'a, Ecevit'e, bilmem Türkeş'e, Türkeş olmayana, Kürt'e, Eş'e kim oy veriyor? Hep'i kim sokuyor? O zaman bir sağlamasını yapalım değil mi? Yani sonucunda anlaşamıyoruz. Işıkçısı, kaşıkçısı, falancısı, fıstıkçısı diyor bendeniz var. Nereden istiyor? Kitap mı? Hangi kitap? Kimin kitabı? Bakıyorum senin okuduğun kitaba, orada diyorsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri kesinlikle anlayıp uygulamak için değil, teberrük olsun, fokus fokus olsun diye okuyoruz diye yazıyorum. Hırpor, nerede senin kitapla sünnetle birleşme olur? Ha? Sen kuruntumu din edinmişsin. Seninle ben nasıl anlaşırım? Öyle bir aramızda aile içinde problemi çözelim, ondan sonra hasımlarımızın sırtını kolay yeriz. Biz iç sorunlarımızı bırakıyoruz. Dışarıda ulan alçaklar bakmayın bizi be bilmem. Senin çoluğun çocuğun terbiyesiz de senin bakmayın diye zırdık çektiğin dışarıya karşı arkandan pişt pişt yapıyorsa o evde istediğin düzeni bulabileyim, tutturabileyim mi? Efendim? Müslümanlar değil midir? Buşa minder serip daha dün Körfez Savaşı'na buyur edip Ortadoğu'ya çağıran kim? Müslümanım diyenler değil mi?